Meclise dönüyoruz. Grup toplantıları gününde MHP lideri Devlet Bahçeli uzun zamandır ilk defa kürsüde izliyoruz. Gündüzü bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hasret buzlarının vuslat sıcaklığıyla eritilmesini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun. Muhabbet deryasına dalan, sadakat diyarından taşan, vatan ve millet sevdasıyla yanan kocaman yüreklere bin selam olsun. Yunus'un dediği gibi, bizi bilmeyen ne bilsin, bilenlere selam olsun. Selam kelamdan öncedir, irfan ilimden öncedir, irade iddiadan öncedir, ilke ilerlemeden öncedir. O halde aziz milletime selam olsun. Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her kardeşime, her dava ve yol arkadaşıma, taşkın bir sel gibi kalbinden kopup gelen en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni yılın bu ilk grup toplantısının nice güzelliklere kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tedavi sürecim boyunca arayan, soran, dua eden, şifa dileyen, mesaj gönderen, halisane duygularla iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Ne mutlu bizlere ki duanın gücüyle, doktorlarımızın güvenli dokunuş ve müdahaleleriyle buradayız. Son nefesimize kadar da burada sizlerle birlikte olacağız. Derdi veren Allah, şafi sıfatıyla şifayı da vermiştir. İmanımız budur. İnancımız budur. İhtiramla bekleyip, itinayla gözlediğimiz de bu şekildedir. Hiç şüphesiz en iyisini bilen Allah'tır. İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onunla onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyarı, daha bahadırı olmayacaktır. Derler ki kader gayrete aşıktır. Gayret edeceğiniz garaz ve gailleri birlikte aşacağız. Sabredeceğiz. Musallat olan musibetleri beraberce alaşağı edeceğiz. Akledeceğiz, adımlarımızı isabetle atıp yürüyüşümüzü ağız birliği ve ahenk içinde sürdüreceğiz. Gazali diyor ki, aklı bir kenara itip sırf eskileri taklitle yetinmeye çağıran kimse cahildir. Yalnızca akılla iktifa edip maneviyatı ve maşeri vicdanı dışlayan da yanılmıştır. Çok şükür ne cahiliz ne de yanılanlar arasındayız. Nehri tersinden akıtmaya çalışanlara, akıntıya karşı kürek çekenlerden olmayacağız. İçtenlik ile nezaket birleşmedikçe zarafet, yetenek ile çaba birleşmedikçe de marifetin yeşermeyeceğini bileceğiz. Vaat ile vaat arasında sıkışmış sessiz milyonların umut pırıltısıyız. Ufuk ışığıyız. Bu mücadelemizi de kararlılıkla devam ettireceğiz. Demir tavında dövülür, toprak tava gelince ekilir, zamanı okuyan, çağı yorumlayan, tohumu çatlatan, filiz filiz büyüyüp dalga dalga yayılan bir fikrin önünde de hiçbir muzur ve muhalif güç duramaz. Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler, daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar
Bilmelidir ki tuzakçılara tuzak kuran vardır. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Kulisçilerin, komplocuların, kumpasçıların, kurnazların, kuzakçıların, kuduzların, kuralsızların, kuklacıların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar. Eğer yürek yemedilerse, eğer meydanı boş zannetmedilerse, kesinlikle yiyecekleri kurt pençesiyle titreyip kendilerine gelecekler, arkalarına bakmadan da kuyusu yerlere saklanmak zorunda kalacaklardır. Şehit ve Gazi Yuvası Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapılmaz. Yarım asrı aşan bir millet şaheseri üzerinde karalama ve kurcalama yapılamaz. Sağlığım üstünden spekülasyona yeltenenler, kötü dilek ve temennilerini açıktan veya şifreli mesajlarla servis edenler bilmelidir ki biz şer ve şekavet kişilere değil, er kişilere, edepli ve erdemli gönüllere bakarız. Daha önce de söyledim, dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınadan korkarız ne de felaketlerden kaçarız. Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin. Bu cepheyi yıkamazlar, millet ve vatan sevgimize gölge edemezler. Çünkü biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz. Alın yazımız budur. Bu kader çizgisi ezelden ebede Türklüğün bekasına başını koyan her mümtaz ve muhterem insanın şaşmaz ve sapmaz istikametidir. Milliyetçi Hareket Partisi inanmış dava insanlarının elden ele, nesilden nesile kahramanlıkla taşıdığı muazzam yadigardır. O kahramanlık ki merhum Hüseyin Nihalatsız dizilerinde anlamını bulmuş, destan olup satır satır okunmuştur. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemek. Haklı bir mücadeleden dönmeyi aklından geçirenlerin akıbeti uçurumdur. Bizim mumdan kanatlarımız yoktur ki güneşten korkalım. Suçumuz, suç ortaklığımız, karanlık ilişkilerimiz yoktur ki başımızı öne eğelim, mahcup ve mağlup olalım. Utanacak, sıkılacak, yüzümüzü kızartacak bir açığımız yoktur ki minderden kaçalım. Milliyetçi Hareket Partisi bedeli kanla, canla ödenmiş, kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş, Türk milliyetçiliğinin, Türk milliyetçilerinin anıtıdır, andıdır, ahdidir. Kötü sözler muhataplarına aittir. Kaldı ki iftira ve isnatları onların alınlarına çıkmayacak derecede kazınacaktır. Hiç kimse bizi anlatmasın. Karanlığa gizlenip soysuzluk yapmasın. Biz birbirimizi biliriz. Aynı zamanda hasım ve hayasızları da bilir, hafızamıza tek tek not ederiz. Özellikle belirtmek isterim ki kötü düşünceler, kötürüm niyetler, köksüz hedefler sahiplerine aynen dönecek, insan içine çıkamaz hale getirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ölüm fermanı yazanlara unuttukları bir hususu hatırlatayım. Davamız dualıdır. Davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır, ilahi kelimatullah davasıdır. Cihan yıkılsa
Evin olsun, çatımız sarsılmayacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Türkiye sevdasısınız. Cesur yürekleriz. Biz Türk milletine mensubiyeti şeref yap gören muazzez ve müstesna dava insanlarıyız. Allah birliğimizi bozmasın. Amin. Allah ülküdaşlık ve dava hukukumuzu zedeletmesin. Amin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir şuurla sorumlulukları yerine getiren her milletvekili arkadaşımı bu vesileyle kutluyorum. Düzen, disiplin ve dengeli şekilde gerek komisyon çalışmalarında gerekse de genel kurul faaliyetlerinde tavsamadan, taviz vermeden, tahriklere kapılmadan duruş gösteren her milletvekili arkadaşımla iftihar ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışan bir vakarla demokrasi ve millet görevimizi yaptınız, buna da devam ediyorsunuz. Sağın solun menfi telkinlerinden aldırış etmeden, sosyal medya oyunlarına kulak asmadan, sataşmalara ve saldırılara soğukkanlı kalarak karşılıklı hürmet ve dikkatle davamızı temsil ediyorsunuz. Şahsen sizlerden hepinize ayrı ayrı başarılar diliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin neleri, hangi sınır ve ölçüler içinde yapacağını göstermeye devam etmenizi samimiyetle rica ediyorum. Bugün 49 kişiyiz. Ne kalsam ne tasa. Gün gelecek, hesap dönecek. Kaldı ki millet tamamen tamam diyecek. İnanıyorum ki salonlardan taşacağız. Parmakla bile sayılmamız mümkün olmayacak. Yorulmadık ki yarıştan düşelim. Kaybetmedik ki mücadeleden vazgeçelim. Yapacağız, başaracağız. Ülkülerimizin peşinden ayrılmadan zorla, zorbalara, zillete, hıyanet ve rezaletlere karşı harbilikle, hasbilikle mücadele edeceğiz. Bu yolda da hep birlikte ve kucaklaşma hasletiyle yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, bildiğiniz gibi 10-11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Merkez Yönetim Kurulu, milletvekilleri ve il başkanları ortak toplantımızı Ankara'da gerçekleştirdik. Partimizin yetkili kurul ve organları bir araya gelerek ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren konularda değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, hadiselerin akış ve ilerleyişi hakkında donanımlı, deneyimli ve hazırlıklıdır. Var olan her soruna karşı tutarlı bir düşüncemiz, ilkesel bir duruşumuz mevcuttur. Mufassal açıklamalarımız, mahut ve malum tespitlerimiz bunun delil ve belgesidir. Fazilet ve fikriyatın eşlik etmediği her eylem türü, her mücadele şekli maceradır, az ya da çok şiddet yüklüdür. Türkiye'yi çembere alan şiddet ve ihanet akımının fikri de zikri de karışıktır. Kaotiktir, bulanıktır. 2019 yılında Türkiye yüksek bir beka mücadelesi vermiş, zalim kuşatmayı yarmak için olağanüstü bir azim ve çaba sergilemiştir. Maalesef hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuzluk sarmalındadır. İnsan haysiyeti, insan hakları, insani emanetler ucuzlamış, belirsizlik ve bilinmezliklerin kuyusunda küllenmeye ve küflenmeye bırakılmıştır. İstanbul'da katledilen Cemal Kaşıkçı vakası, Bağdat'ta hava saldırısıyla öldürülen Kasım Süleymani, 176 insanı taşıyan bir yolcu çağının kazayan vurulması, kanlı ve vahşi hesaplaşmalara kurban giden mazlumlar, azgınlaşan teröristle saldırılar beşeri vicdanı kaygılandırmıştır. Güç mücadeleleri insani kazanım ve mirasa kastetmektedir.
daha fazla petrol için daha çok insan ölümüne terk edilmektedir. Dünyadaki çatışma alanları hakikaten alarm verici düzeyde koyulaşmış, yaygınlık ve yoğunluk kazanmıştır. Bombayı eline alan, silahı beline kuşanan ya cinayet nöbetine girmekte ya da ihanet devriyesine çıkmaktadır. Suriye'de yaşananlar, Libya'da sahnelenenler, Irak ve İran'a ambargo koyan ilkellikler başka bir şey düşünmemize manidir. Allah'tan Türkiye ve Rusya'nın ortaklaşa mücadele ve müdahalesiyle Libya'da şimdilik ateşkes çağrıları karşılık bulmuş, darbeci Hafter'de ikna edilmiştir. İdlib'de tesis edilen ateşkes rejimi sevindirici olmakla birlikte henüz tam olgunlaşmış, temellenmiş değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Putin'in görüşmeleri, Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı'nın Libya'daki taraflarla temas trafiği ve uzlaşma arayışları memnuniyet vericidir. Türkiye, atak ve aktif bir dış politika arayıcılığıyla her meselede söz hakkını sabırla kullanmış, nihayetinde sabrının meyvelerini toplamıştır. Aynı zamanda enerji diplomasi de vasıtasıyla TANAP ve Türk Akımı projeleri ülkemizin ağırlığını belirgin ölçüde arttırmış, arz güvenliği açısından merkez haline getirmiştir. TANAP projesi 30 Kasım 2019'da Edirne'ye ulaşmıştır. Enerjinin İpek yolu açılmıştır. Rusya'daki geniş doğal gaz rezervlerinin Türkiye üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya taşınması da elimizi güçlendirmiştir. Rekabetçi ve stratejik konumumuz Türkiye'nin manevra alanını genişletmiştir. Türkiye doğru zamanda doğru politikalarla pozisyon almış, güçlü iradesini göstermiştir. Çevremizde dünya yeniden kurulurken haritalar yeni baştan çizilmektedir. Libya'ya yapılan anlaşma ile Akdeniz'deki ezberler bozulmuş, tabular yıkılmış, güç kaymaları yaşanmıştır. Bu anlaşmanın özeti şudur: İki ülke arasında petrol ve doğal gaz çalışmalarında deniz yetki alanı şeridi çekilmiş, bu şerit Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de alanını daraltmıştır. Türkiye olarak kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerin tespitinde ana kararların belirleyici olduğu tezini savunduk, bu tezin ardında durduk. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı hakça paylaşım ilkesi temelli Doğu Akdeniz yetki alanlarını içeren haritayı 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirmiş, çok geçmeden Yunanistan ve Avrupa Birliği bu haritaya pervasızca itiraz etmişlerdir. Türkiye ile Libya'nın denizden birleşmesi, Doğu Akdeniz'in iki yakasının bir araya gelmesi, bölgesel dengelerin yeniden kurulmasını sağlamış, Fransa'dan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a kadar bildik ülkeleri telaşlandırmıştır. Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları üzerine anlaşma üstüne anlaşma yapılırken, ittifaklar derinleşip genişlerken Türkiye ne yapacaktı? Aleyhine olan gelişmelere sessiz ve seyirci mi kalacaktı? Libya konusu bizim için siyasi ve dış politika konusunun yanında tarih, coğrafya ve gelecek konusudur. Doğu Akdeniz'de ülkemizi sıkıştırmaya ve çevreleme planıya Libya mutabakatıyla çöpe atılmış yeni bir jeostratejik denge ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Tobruk merkezli Hafter'i destekleyen ülkeler meşru ve tanınmış Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni yıkmak için kuyruğa girmişlerdir. Libya'ya asker gönderilmesini esas alan tezkerenin 2 Ocak 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü düşmanları çatlatırken CHP'yi, HDP'yi, İP'i, SP'yi aynı anda zıvanadan çıkarmıştır. Türkiye'nin menfaatlerini, tarihi haklarını, egemenlik çıkarlarını savunmaktan aciz düşenler bize ne söylemeye, neyi anlatmaya çalışıyorlar?
buzlu camın ardından dikiz aynasına bakarak neyi görmeye ve göstermeye çabalıyorlar. Türkiye'nin deniz yetki alanının Batı Akdeniz'e kadar uzanmasına, dayatmalar ve zorlamalara boyun eğmeyen bir siyasi iradenin varlığına tepki ve karşı çıkış zillet değil midir? Rezalet değil midir? Böylesi bir tutum vatanseverlikle nasıl bağdaşacaktır? Kılıçdaroğlu biliyorsa söylesin. Orta Doğu olmadan, Libya'daki kanamayı dindirmeden, misak-ı milli emniyet ve senliğe kavuşturulmadan Anadolu'da nasıl tutunacağız? Barbaros Hayrettin Paşa'nın 482 yıl sonra tekrar dönüşü bu CHP'yi niye ürkütüyor? Niye gocunduruyor? Neden sızlandırıyor? Akdeniz'de sahne alan güç oyunlarının içine Türkiye'nin girmesi zilleti niye kızdırıp kahrediyor? Emri kimden alıyorlar? Kimin nam ve hesabına huşunet ve husumet akını düzenliyorlar? CHP kimin tarafındadır? Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan Yunanistan rahatsız, Rum yönetimi rahatsız, Hafter rahatsız, Sisi rahatsız, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veliahtları rahatsız. Şu tuhaf işe bakınız ki Kılıçdaroğlu da rahatsız. İp desen CHP'ye dolanmış, HDP'ye ulanmış, çıkar lobilerine dayanmış. Hafter'in diretmesine ve masadan kalkmasına rağmen Libya'da ilan edilen geçici ateşkesin sürmesi bölgesel huzur ve istikrar açısından umut ve güven vericidir. Ancak CHP bundan bile rahatsızdır. Merhum Menderes yol yapmış, bu CHP uçak mı indireceksiniz diyerek takoz koymaya çalışmıştı. Merhum Demirel İstanbul'a ilk köprüyü dikmiş, bu CHP köprüden mutlu azınlığın ve zenginlerin geçeceğini ileri sürmüştü. Keban Barajı için kazma vurulmuş, inşaat başlamış, bu CHP ne yapacaksınız? Barajı kurbağa mı yüzdüreceksiniz demiştir. Kanal İstanbul gündeme gelmiş, aynı CHP yaptırmam demiştir. Köprü yapılır, yıkmak isterlerse tünel yapılır, kapatmak isterlerse denizin altından yol açılır, ray döşenir, ne gerek var derler, niye ihtiyaç duydunuz, ihaleleri kime verdiniz diye tahrip etmek isterler. Yerli ve milli silah sanayinin gelişmesi için saygıdeğer teşebbüslerde bulunanlara yalan yanlış, çürük, çarık, eksik, gedik ifadelerle saldırıp kara çalarlar. Bu CHP'de hayır yoktur. Bu ipte de umut yoktur. Bu HDP'nin patenti ve paleti Kandil'dir. Tarih tereddüt edenlerin sebep olduğu onlarca felakete şahittir. Üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyalarda tereddüt edenin sözü orta yerinden kesilmektedir. Bu kapsamda CHP itimat, itibar ve inandırıcılığını kaybetmiş, Türkiye'nin karşısına geçmiştir. Dünya petrol rezervinin %12'sine, altın, elmas, kobalt ve uranyum gibi stratejik madenlere sahip Afrika'nın küresel güç odaklarının emperyalist oluşumların yeni adresi haline geldiğini bilmezler, hegemonya yarışından anlamazlar. Ama sıra yalana geldi mi bunlar gibisi yoktur. Gündüz elinize bir fener alsanız bile bu CHP'nin hiçbir yöneticisini bulamazsınız, göremezsiniz. Pinakyo adeta bunların yanında masum kalır. Esad, Hafter ve Sisi için neredeyse fan kulübü açacak, taraftar grubu oluşturacak, hayran kitlesi kuracak kadar ahlaki eşikler yıkmışlar, akıl tutulması yaşamışlardır. Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li yöneticilerine diyorum ki, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak, bekasına destek olmak, korkmayın, sizi MHP'li veya AK Partili yapmaz. Sadece adam yapar, sadece yerli ve milli insan yapar. Vatan ve bayrak sevgisi sizi yoldan çıkarmaz, aksine yola getirir.
İnsanın bedeninde ameliyat yapmak için bayıltmak, CHP'nin ruhunda yapmak için de ayıltmak lazımdır. Hani korku siyaseti diye konuşup duruyorlar. Alayı kuyruklu yalandır, sahtekarlıktır, müfteriliktir. Kabuktan öze inemeyenler, zarftan mazlufa ulaşamayanlar, karakterlerinde özgüven, kişiliklerinde öz değer eksiği olanlardır. Siyaset akıl işidir, mantık işidir, ahlak işidir, fedakarlık gerektirir. Bunların hepsi CHP'de tükenip kaybolmuştur. Terörist Demirtaş'ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'ya açın. Emin olun gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın. Zira sattırmayız, müsaade etmeyiz. Diyeceklerim Kılıçdaroğlu'nun kulağına küpe olsun. Aksi halde Türk milleti bu siyaset ucubesini affetmeyecek. Bulduğu ilk sandıkta da bedelini ödetecektir. Değerli milletvekilleri, 2019 yılının Türk ve İslam alemi başta olmak üzere insanlık için huzur, barış ve esenlik içinde geçtiğini söylemek mümkün değildir. 2020 yılı da bu açıdan maalesef ümit verici görünmemektedir. Özellikle tek kutuplu dünyadan çok kutupluluk arayışının sancıları, enerji ve su üzerine kurgulanan gelecek senaryolarının yarattığı çatışmalar ile dünyamızın geri kalmış bölgelerinde yaşanan kaostan zarar gören yüz milyonlarca insanın trajedileri hepimizi derinden üzmektedir. Günümüzde dünyadaki refahın %82'si dünyanın en zengin %1'inin elindedir. Şu çarpıklığa bakınız ki dünyada servet sahibi 26 kişinin mal varlığı 3.8 milyar insanın gelirine eşittir. 1.8 milyar insan yoksuldur. Dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık %23'üne tekabül eden yoksulların yarısı 18 yaş altıdır. Üçte biri ise 10 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. 10 yaşından küçük 400 milyon çocuk sefalet şartlarına mahkumdur. Sayıları 800 milyonu bulan insan açlık sınırındadır. Dünya gayri safi yurt içi hasılasını 80 trilyon doları geçmiştir. Fakat gelir ve servet dağılımı adaleti günden güne eriyip buharlaşmıştır. Suriye, Irak, Libya, Yemen ve Güney Sudan'dan devam eden çatışmalar milyonlarca kişinin acı çekmesi ve yerinden edilmesine neden olurken Karayipler'de doğal felaketler ile Afrika boynuzundaki kuraklık ve gıda güvensizliği çok sayıda kişinin hayatını son derece olumsuz etkilemiştir. Dünya adaletsizlik, kıtlık, çatışma, açlık, yolsuzluk, eşitsizlik, gelirsizlik, terör sorunlarının içine gömülmüştür. Karmaşık slogan ve parlak makyajla takdim edildiğinin aksine insandan uzak bir değerler sisteminin dayatıldığı, hak, adalet, paylaşma ve barışın çok uzakta olduğu bir insanlık sürecindeyiz. Yüzyıllardır süren milletler mücadelesi bugün yeni bir perspektif ile ve tüm acımasızlığıyla devam etmektedir. Günümüz dünyasında geleceği belirleyen güçler aynı zamanda küresel egemen güçlerdir. Özellikle yakın çevremizde yaşanan toplumsal krizler, suikastler, sabotajlar, komşu coğrafyalardaki insanlık dramları yalnızca bu bölgeyi değil, bütün dünyayı etkileyecek bir aşamaya ulaşmıştır. Üzülerek belirtmeliyim ki, gelişme yolunda alınan mesafeye rağmen Türk dünyası ve Müslümanlar, Müslüman toplumlar
ellerindeki büyük kaynakların ve sahip oldukları beşeri potansiyelin çok altında bir etkiyle dağınık, uyumsuzluk ve içe kapanık bir görüntü sergilemektedir. Küresel bir barışın, hakkaniyetin, adaletin ve paylaşımın hakim olmasını dilediğimiz bu sürece gerçekçi yaklaşımla baktığımızda bu coğrafyaya liderlik edebilecek örnek ve model olabilecek yegane ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğu görülecektir. Yeni dünya düzeni denen tehdidin önündeki en büyük engel milli devletler ve güçlü millet oluşumlarıdır. Bu nedenle küreselleşme milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü birliklerle ve güçlerle paylaşılmasını dayatmaktadır. Takdir edersiniz ki bu yaklaşma elbette ki egemen gücün lehine, mahkum milletin aleyhine gerçekleşecektir. Ancak bu asimetrik etki aslında milliyetçiliğin yükselmesinin de bir dayanağıdır. Küresel aktörler açısından ülkelerde yükselen milliyetçiliğin kırılması, dil, din veya mezhep farklılıklarının derinleştirilmesi ve bunların üzerinden minyatür, garnizon veya federal devletlerin oluşturulması hedeflenmiştir. Ancak maksadı ne olursa olsun, küresel sömürünün, küresel emperyalizmin önündeki en önemli engel, milli devlet yapısı ve bu yapının temel taşı olan milliyetçiliktir. Başka bir deyişle, bir milletin yükselişinin dayanağı milliyetçi düşünceler, milli kimliğin gücü, milli devletin sağlamlığıdır. Küresel gelişmelerin bir figüranı değil, baş aktörü olmaya hedefleyen milliyetçi projeler, yalnızca Türkiye'yi değil, soydaşlarımızı ve müşterek kültür dairesinde yaşayan mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir anlayışı temsil edecektir. Buradan çıkarılması gereken sonuç, çoğulcu yeni bir dünya sistemine duyulan ihtiyacın giderek artmakta olduğudur. Bugün insanlık çevre sorunundan enerji sorununa, bulaşıcı hastalıklardan adalet sorunlarına kadar karşı karşıya bulunduğu tehlikelerle ortak bir kaderi paylaşmaktadır. Dünyayı daha yaşanır bir hale getirebilmek, Afrika'dan Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar yer kürenin her köşesinde yaşayan bütün insanlık için ortak bir amaç haline gelmelidir. Bu anlayış bir yönüyle Türk milliyetçilerine düşen tarihi bir görev ve sorumluluğu ihsas ve işaret etmektedir. Aynı zamanda cihan devleti kurmuş olan atalarımızdan kalan yönetim mirasının gereğini yapmak boynumuzun borcudur. Türkiye bu sorumluluğu yerine getirecek yeterliliktedir. Cumhur İttifakı da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle parlak başarı ve zaferlere imza atacak inanç ve muktedir iradeye haizdir. İlhamını ve sevgisini Büyük Türk Milleti'nden alan Milliyetçi Hareket Partisi, devlet ve milletimizin bekası için dünden daha önemli ve kutsal bir görevle karşı karşıyadır. Ve Cenab-ı Allah izniyle bu kutlu görevi başarıyla yerine getirecektir. İnancımız, kararlılığımız ve hedefimiz bu yöndedir. Son olarak hafta sonunda yapılan Avrupa kıta elemeleri voleybol final maçında Almanya'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan filenin sultanlarını, teknik kadroyu ve federasyon yönetimini gönülden tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Kutlu bir diriliş ve yükseliş için yapacağımız çalışmalarda muvaffakiyetler temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlık ve esenlik içinde kalın.